Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir zafiyetli kod analizi videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Server-Side Template Injection, kısaltmasıyla SSTI. SSTI zafiyetinin kodlarınız oluştuğunu bu videoda birlikte inceliyor olacağız. SS, SSTI daha çok Python dilinde karşılaştığımız ve aynı zamanda PHP dilinde de ortaya çıkan bir güvenlik açığı olup yazdığımız kodun arkada bir template olarak yorumlanması şeklinde aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin bu kodu birlikte satır satır inceleyip zafiyetin nerede kaynaklandığını ve ne olsa olmaz kısmına birlikte bir değinelim. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret etmediler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da Yok yok yok. Şurada gördüğünüz bir import kısımları var. Burada app diye bir değişiklik şey oluşturmuşuz. Onu design fonksiyonunu çağırmışız şuradaki. Bu kısmı geçiyorum. buralı işimiz yok. Hemen bir aşağı inelim. Burada programı çalıştırıyoruz. Yazdığımız Flask uygulaması 1237 portunda çalışıyormuş. Ve burada bir index fonksiyonum var. Ve bunun router'ı gördüğünüz üzere normal root router'ı. Yani bizim kullanıcımız http.com diyelim mesela adresinde şu, şuraya direkt route adrese istek attığında şuradaki index fonksiyonu devreye girecek. Burada bir try exit bloğu var. Search adında bir parametremiz var burada. Bu search parametresi nereden geliyor? Request'ten geliyor. Yani biz şuraya istek atarken istekte bir get parametresi bulunuyor. URL'de bir parametre bize geliyor. Bu parametre de search. Yani bir arama kutucuğunun olduğunu düşünebilirsiniz. Siz bir arama yapıyorsunuz. Arama yaptıktan sonra arkada tarayıcınız sizin adınızı web sitesine şöyle bir istek gönderiyor. Burada tabii ki aradığınız şey yazıyor. X ifadesini aradığınız örneğin X yaratıyor. Şurada da bu X'i yakaladık. Artık search X. Search'ı ilk başta burada alıyoruz. Aldıktan sonra onu bir HTML escape yapıyoruz. HTML escape nedir? Hemen bakalım. Mouse üzerine götürdüğünde zaten Python HTML kütüphanesindeki escape fonksiyonu ne işe yaradığını burada bana gösteriyor. Replace special characters ampersand küçüktür ve büyüktür işaretleri. Yani burada yaptığı şey şu ampersand işareti küçüktür ve büyüktür işaretlerini alıp onları encode ediyor ve böylelikle html escape yapmış oluyor. Yani büyüktür küçüktür karakterleri artık doğrudan büyüktür küçüktür olarak yorumlanmak yerine html encoded html encode edilmiş versiyonuyla yorumlanıyor. Böylelikle XSS zafiyeti HTML injection gibi saldırıların önüne geçilmiş oluyor. Yani buradaki amaç HTML injection'ı engellemek. Böyle yapıldığı zaman HTML kodu enjekte edemiyoruz. Bitiyor mu? Bitmiyor. Niye bitmediğini diyeceğiz. Hata alırsak da kullanıcıya north search provided deyip bir response dönüyormuşuz. Hata almadık. Bu burayı şu try exit bloğunu başarılı bir şekilde geçtik. Mesela search ifademiz şu an script olsun script'i aldım ben burada html escape yaptım html escape yaptığında bakalım script ne oluyormuş şurada bir test fonksiyonu yazdım ben hemen gelin birlikte bunu çalıştıralım örneğin doğrudan script ifadesini verelim bu fonksiyona ben html escape'i şu gördüğünüz script stringini html escape yaptığım zaman ortaya nasıl şey çıkıyormuş şöyle ampersand lt nokta virgül script ampersand gs nokta virgül olarak bu bana dönüyor. Böylelikle artık bu bir değiştirme etiketi olarak yorumlanmıyor. Yani artık bu script gitti yerine şu script geldi. Bu script aldı burada. Burada bir fonksiyon var. MySQL get fonksiyonu. Bunun içerisi boş ama bunun siz hayal edin. Bu veri tabanını istek atıyor. İstediğinizin sonucunu alıp kullanıcıya göstermenizi sağlıyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz bunu. Datayı buluyor. Bulduktan sonra da eğer bir data bulabilirse, database'den bu datayı çekerse search result diye bir fonksiyon var. Onun içerisinde yansıtıyor. Database'den bulduğu item'ı doğrudan gösteriyor. Eğer bulamazsa, bulamadı. Aradığınız şey veri tabanında yokmuş. O zaman no item found diye bir fonksiyon var. O devreye giriyor. O da ekrana şu domain kısmı bizim ona verdiğimiz request'in yörelinden geliyor. Şurada bir string var gördüğünüz gibi. Bizim bu fonksiyonun içerisine verdiğimiz string'i alıp şuraya yerleştiriyor. Biz buna şöyle script vermiştik. O script aldı şu hale getirdi. HTML encode etti. HTML encode ettiği için şu ifadeyi biz burada görüyoruz. Buraya bunu aslında yerleştiriyor. Bunu yerleştirince de bakın bu bir HTML elementi değil. HTML element olmadığı için şu script gibi olmadığı için HTML e kod yapılmış olduğu için güvenli bir şekilde kullanıcı bunu bastırıyor. Ama eğer kullanıcı burada şu yurdaki gibi süsü parantez içerisinde template'ini verse ne olurdu? Sizce HTML escape fonksiyonu şuradaki HTML escape fonksiyonu süsü parantezleri escape ediyor mu? Hemen bakalım ediyor mu? Yine yazdığımız şu fonksiyona döneceğim. En basit bir SSTI payload yazalım. Mesela 7 çarpı 7. Bakın 7 çarpı 7 benim verdiğim input buymuş. Onu bana aynen escape edilmiş olarak döndü. Yani bu süslü parantezleri değiştiremedi. Değiştiremediği için de bunlar burada süslü parantez olarak yorumlandı. Yani ben buraya eğer süslü parantezleri içerisinde 7 çarpı 7 göndersem şuradaki search escape olsa bile ben burada search yerinde süs parantez içerisinde 7 çarpı 7'yi göreceğim. Ve şurada no item found'un içerisinde veri tabanından bu ifadeyi bulamayacağı için no item found fonksiyonu devreye girecek ve gelecek şurada e, şu s yerine o ifade geçeceği için şuradaki yüzde s yerine o benim vermiş olduğum ifade yerleşecek. Bakın zaten yerleştiğinde doğrudan Python'ın e, highlighter'ı falan bu VS Code'un da bunun bana bir template olduğunu söyledi. Yani buraya direkt bu template olarak yerleşti. Yani artık şuradaki 7 çarpı 7 49 olarak ön tarafta yorumlanacak ve ben zafiyeti e böylelikle dinamik olarak ön tarafta tespit etmiş olacağım. Bu saatten sonra saldırgan buraya kendi zararlı kodlarını ne dedip e, farklı saldırı vektörleri geliştirebilir. Burada yapılması gereken şey sadece işlemel escape yaparak kalınmamalı. Aynı zamanda ee, SSC için süslü parantezler de kontrol edilmeliydi. Hatta e, bütün özel karakterler arasında kontrol edilmeli. Şu yukarıya bir blacklist yazıp, eğer gönderilen karakter onun içerisindeyse o karakter doğrudan ifadeden çıkarılabilirdi. Ee, bunun gibi daha güvenli bir yöntem izleseydi bu kod güvenli olacaktı. Ama şu an güvensiz ve SSCI zafiyetine karşı bir güvenlik açığı barındırıyor. Umarım bu kod size SSZ zafiyetini anlamanız açısından faydalı olmuştur. Eğer öyle olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerini de döndü. Yo Yok yok çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.